Bu araba da kimin? Bizim. Biraz konuşabilir miyiz? Ay ben çok yorgunum Fırat. Eve gidip biraz uzanacağım. Lütfen. Şimdi konuşalım. Senden sadece birkaç gün istiyorum. Bunca yıl sevgimiz, aşkımız hatırına. Bana sırtını dönmeden önce 3 gün. Lütfen. Birbirimize nikahta söz vermiştik, hatırlıyor musun? Ne olursa olsun yanımızda duracağımıza. Şimdi senden bu sözü tutmanı istiyorum. Bana sırtını dönmeden önce 3 gün. Ne olacak bu 3 günde? Seninle bir yere gideceğiz. Konuşacağız. Yani şimdi 3 gün geçirince bütün gerçeklerin üstü kapanacak, örtülecek öyle mi? Hayır, gerçekler olduğu gibi duracak. Ama biz 3 gün ilerlemiş olacağız. Lütfen Narin, yalvarırım. Peki. 3 gün. İstediğin gibi olsun bakalım. Evde yiyecek bir şey yok. Dışarıda yiyelim mi? Yok tabii. Oturup kocama bu akşam ne pişirsen diye düşünecek vaktim olmadı haliyle. Ama nedense bir taş yemiş kadar tokum. Biliyorum. Ama bir kere de beni dinle. Belki iyi olur. Gidelim mi? Hayırdır ya? Nereye? Söylemiştim ya, Alplere gidiyorum arkadaşım. O öncedendi. Böyle karnında bebekle nereye gidiyorsun? Karlara, marlara, saçmalama. Çocuk gibi konuşma benimle. Yarın doğuracak halim yok. Irmak dur. Geç şöyle. Geç otur şuraya. Ne konuştunuz Fırat'la? Ne karar verdiniz? Bir anlat bakayım. Büyük bir memnuniyetle kağıt üzerinde bebeğin babası olmayı kabul edermiş. Hatta sevgili karısıyla evlerinde bebeğe bir oda yapmayı bile düşünebilirlermiş. Tamam. Sen bundan başka ne bekliyordun ki zaten? Bebeğimize sahip çıkmasını beklerdim. Benimle bir hayat kurmasını beklerdim. Hamile bir kadın çocuğu için ne istiyorsa o. Şükrü, bak kapıya bak. Bir şey unutmuştur bu kez. Baktım Deniz Hanım. Merhaba. Merhaba. Merhabalar. Ali Bey, hayırdır? Ne oldu? Bunlar sizin. Aa, ay ne güzelmiş. Ay çok güzel. Kartı. Ha. Allah. Ay tamam. Tamam şöyle yapalım ama benim biraz hazırlanmam gerek tabii haliyle. Sizi bekletsem olur mu? Tabii ben beklerim. Sıkıntı yok. Şükrü gel. Al bakalım. Al çiçeğimizi al. Ali Bey'e kahve falan yap, bekleyecek o. Hadi. Nasıl güzel değil mi? Çok. Ben anlarım bu Christmas ambiyansı olaylarından falan. İyi, ben kahve yapayım o zaman. Kratelini satışa çıkartacağım. Orada Melike'yi kaybettik. Bir daha ayak basmaya dayanamam. Fırat, Irmak'la konuştum bugün. Hiç anlatmıyorsun, söz etmiyorsun. Fırat, bu artık ikimizin de sorunu. Bak ayrıca Irmak Deniz'in kardeşi. Deniz benim kız kardeşim bağrına basmıştı. Paylaş benimle, anlat. Gerçekten içimizde yük biriktirmeyelim. Eğer konuşursak önümüzü çok daha iyi görürüz. Konuştum Irmak'la. Ben üzerime ne düşerse yapacağımı söyledim ona. Bebek için rahat edebileceği bir ev. Gerekirse benim evimde bir oda. Bunlardan bahsettim ona. Nasıl karşıladın? Daha çok senin nasıl karşıladığınla ilgilendi. Tahmin ederim. Neyse. Uzak mı gideceğimiz yer daha var mı? Yok yenge ya. 1 saate falan oradayız. Yavaş yavaş kendimize bir ev bakalım değil mi? Ben seni gerçekten aceleye getirmek falan istemiyorum. Ama böyle öğrenci gibi de yaşanmaz değil mi? Yani hiç de öğrenci evi değil benim evim. Şahane bir evim var. İyi tamam. Bir şey demedik yani. Gel şurada dondurma ısmarlayayım mı sana? Dondurma mı? Bu havada. Ha. Hayır canım sen ya dondurmayı. Ben saripçi. Bak böyle istediğin zaman nasıl orta yolu buluyoruz. Yalnız bir şey söyleyeceğim. İlk günden haberin olsun bunu bil de ben böyle kızın kafası böyle oğlanın kolunun altına falan girince bu durumlardan pek hoşlanmıyorum. Onu önceden söyleyeyim de hani bir bilinsin yani. Allah Allah. Aha, evet. Dur bak ben sana daha neler yapacağım. Daha seni alacağım, sırtımda taşıyacağım. Fırat'cığım. Fırat'cığım. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.